Almanya'da 1 Ocak'ta uygulanmaya başlaması beklenen vatandaşlık ödeneğinin muhalefetin karşı çıkması dolayısıyla yürürlüğe girmesi ihtimali belirdi. Almanya'da hükümet ortaklarının özellikle sosyal demokratların önemli vaatlerinden birisi olan vatandaşlık ödeneğinin yasalaşmama ihtimali belirdi. Federal Meclis'in onaylamasının yanı sıra Eyaletler Meclisi'nin de onaylamasıyla 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi beklenen vatandaşlık ödeneğine muhalefet karşı çıkıyor. Bavyera Eyalet Başbakanı Hristiyan Sosyal Birliği Genel Başkanı Markus Söder, çalışanın eline çalışmayandan daha fazla para geçmesinin gerektiği çok kesin olmalıdır. Bunun başka yolu yoktur diyerek yasayı onaylamayacaklarının işaretlerini verdi. Federal Başbakan Sosyal Demokrat Olaf Scholz ise bu iddiaları saçmalık olarak değerlendirerek yasanın kesin olarak onaylanmasını istedi. Bu arada Sosyal Demokrat Parti eş başkanı Saskia Esken de tartışmalara katıldı ve elbette ki çalışarak kazanmak daha değerli açıklamasında bulundu. Muhalefetin vatandaşlık ödeneği alacak olanları devletten para alıp koltuklarında uzanıp yatacak insanlar olarak yansıttığını ileri sürdü. Bu arada Hristiyan Demokrat Birliği CDU Genel Başkanı Friedrich Merz de bu konuda iktidarla uzlaşmanın imkanı bulunmadığını açıkladı. Eyaletler Meclisi'nin onaylaması durumunda vatandaşlık ödeneği aylık kişi başı 502 avro olarak ödenecek.